İlk olarak davacı olarak sözü Purvi'ye veriyorum. Anlat. Cuma günü bütün aile birlikte çiftlik evine piknik yapmaya gittik. O gün piknikte bizimle birlikte kardeşim Priyashi ve aynı zamanda Vipa ve onun arkadaşları da vardı. Bahçede ailemle birlikte oyun oynarken o sırada Priyashi ve Vipav'ın bahçede olmadığını fark ettim. O yüzden onları aramaya gittim. Çünkü o sabah Vipav'ın Priyashi ile ilgili kötü şeyler planladığını duymuştum. Bu köylü kızının ağıma düşeceğine iddiaya girmemiş miydik? Mutlaka yapacağım. Göreceksiniz, bu piknikte benim kesinlikle ağıma düşecek. Öyle ya da böyle. O yüzden ben onları aramaya gittim. Piri yok. Peki sonra ne oldu? Odalardan birine girdim ve ne gördün? Bunu herkesin önünde söylemek zorundasın. Ben Vipav'ı gördüm. Ve o Vipav o sırada odadan kaçmaya çalışıyordu. Orada kim var? Onu yakalamaya çalıştım ama o pencereden dışarı atladı. Ve sonra kız kardeşim Priyashi'yi gördüm ve Ben onu korkunç bir haldeyken buldum. O yatağın üzerinde sanki bir ceset gibi öylece yatıyordu. Kıpırdamıyordu. Çok çok kötü bir şekilde dövülmüştü muhtar. Ve Vipav onun iffetini lekelemişti. Oğlum böyle bir şey yapmaz. Vipav Pratap Singh, Purvi'nin sana karşı yaptığı suçlamalar çok ciddi. Kendini savunmak için ne söyleyeceksin? Kız kardeşiyle ilgili bana yaptığı suçlamalar... Bundan bahsetmek bile benim için utanç verecekken nasıl yapabilirim? Bu mümkün değil. Hakkımda istediğini söyleyebilir. Ama ahlakım burada yengeme saygısızlık yapmama müsaade etmiyor. Aleyhine bir şey söylemeyeceğim ama diyebileceğim tek şey, söylediği yanlış. Bu çok kötü, çok korkunç. Eğer elinde bir kanıt varsa burada herkesin önünde göstermesini istiyorum. Onlar kanıt gösterene kadar kimse inanmayacak. Ve ben kanıtı çoktan ortadan kaldırdım. Elinde bu suçu kanıtlayacak bir delil var mı? Hayır, elimde bunu kanıtlayacak hiçbir şey yok. Çünkü kanıtlamak için kullanacağım delili Vipav ortadan kaldırdı. Ama benim bir tanığım var. Tanığın kim? Çağır onu. İfade vermesi gerek. Ben Priyashi ve Vipav'ı kapı kapı bütün odalarda ararken Vipav ve Priyashi'nin olduğu odada kapının önünde Vipav'ın arkadaşlarının durduğunu gördüm. Siz neye bakıyorsunuz? Şimdi gerçekleri sadece onlar anlatabilir. Hepiniz öne çıkın. Bize gerçekleri anlatın. Söylediği şey doğru mu?
Gerçeği mi söylüyor? Konuşun. Evet, bizi kapının orada gördü. Ama biz pencereden içeri bakmıyorduk. Purvi bize sorduğunda ona cep telefonundan video izlediğimizi söyledik. Pencerenin yanında durduğumuz doğru. Ama bu sadece bir tesadüftü. Vipa ve Piriyu'yu birlikteyken görmedik. Hayır hayır, yalan söylüyor. Onlar gerçeği biliyor muhtar. İnan bana, yalan söylüyorlar lütfen. Arkadaşım doğru söylüyor. Purvi'ye cep telefonunda video izlediğimizi söyledik. Ama Vipa hakkında neden böyle konuştuğunu bilmiyoruz. Ve bizi neden bu işe karıştırıyor ki? Nasıl bu kadar utanmaz olabiliyorsunuz? O odada neler olduğunu çok iyi biliyorsunuz. En azından doğruyu söyleyebilirdiniz. Ben size yalvarıyorum. Lütfen muhtara gerçeği anlatın. Neden gerçeği söylemek istemiyorsunuz? Siz arkadaşınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama size tek bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarına doğruyu ve yanlışı söyleyemeyen ve suçlu olsa bile onu koruyan, suçunu saklayan insanlar arkadaş değil, düşmandır. Ve siz düşmansınız. Sen de bir kızsın. En azından sen doğruyu söyle. Lütfen, sana yalvarıyorum. Lütfen, üçünüz de Piriyu'nun o gün neler yaşadığını biliyorsunuz ama susuyorsunuz. Lütfen, sen bir kadınsın. Kederini anlayabilirsin. Onun neler yaşadığını anlayabilirsin. Lütfen, yalvarıyorum. Gerçekleri söylemekten çekinme. Lütfen. Lütfen herkese gerçeği anlat. Lütfen konuşun, size yalvarıyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Radika'yı susturmayı başardı. Ama umarım Riya ağzını açmaz. Arkadaşlarımı böyle korkutamaz. Hayır, ben onları korkutmuyorum. İfadelerini verdiler. Artık onları zorlamaya hakkı yok. Ben onları zorlamıyorum muhtar. Hepsi zaten ifadelerini verdi. Onları ifadelerini değiştirmeye zorlayamazsın. Eğer başka bir tanığın varsa onu çağır. Sizin bir arkadaşınız daha vardı, Radika. O neden burada değil? O nerede? Muhtar, o da o gün bizimle birlikte çiftlik evindeydi. Ama sonra görmedim. Muhtar, lütfen Radika'yı buraya çağırın. Arkadaşınız Radika nerede? Onu çağırın. Aslında nişan için bizimle birlikte eve gelmişti ama ondan sonra onu görmedim. Muhtar, lütfen Radika'yı buraya çağırın. Kim bilir, belki arkadaşlarından daha vicdanlıdır ve gerçekleri herkese anlatabilir. Gidip Radika'yı getirin. Belki evdedir. Ayrıca o Purve'nin son tanığı. O yüzden söyleyeceği şeyler önemli. Hadi gidin. Vipav'ın Piriyu'yu kandırdığını ben her zaman biliyordum. Ama böyle ucuz bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Ben de üzerime böyle korkunç bir iftira atacağını hiçbir zaman düşünmemiştim yenge. Hem de herkesin önünde. Şimdiye kadar yengem olduğun için sesimi çıkarmadım. Ama gerçek şu ki abi, yengemin kız kardeşi Preyashi her zaman benim peşimdeydi. Hayır, yalan söylüyor. Bu doğru değil, hayır. Bana yaklaşmak için hep bahane uyduruyor. Bildiğiniz gibi o benim dengim değil. Ona anlatmaya çalıştım ve yüzüne onunla ilgilenmediğimi söyledim ama beni bir türlü anlamadı. Hatta arkadaşlarımla tanışmak için geçen gün farklı giyindi. Benimle buluşmak için öyle kısa elbiseler giydi ki, nasıl diyeyim? O kıyafetlerin faturasını ben de gördüm. Söyle, o kıyafetleri Vip abla yakınlaşmak için mi aldın? Bir kız farklı giysiler giyiyorsa bu ona saldırabileceğiniz anlamına gelmez. O zaman bize şunu söyle yenge. Bir kız bilerek kısa elbiseler giyiyorsa, arkadaşlarımla geliyorsa o zaman sence niyeti ne olabilir? Bunu bilerek yapmadı Vip abla. Yenge,
Kız kardeşim Priyashi her zaman benim peşimdeydi. O gün çiftlik evinde odama geldi ve benimle yakınlaşmayı kendi istedi. Ona bir kere daha seninle ilgilenmiyorum dedim ve odadan çıktım ben yenge. Geri kalan her şeyi uydurdu ve beni böyle korkunç bir eylemle suçladı. Buradaki herkese suçsuz olduğumu kanıtlayabilirim. Ama şu Radhika, ne olursa olsun buraya gelmemeli, yoksa başım derde girer. Daha ne kadar yalan söyleyeceksin Vipav? Durmadan yalan söylüyorsun. Muhtar, lütfen bana inanın. Priyu öyle biri değil. Daha ne kadar alçalacaksın Vipav? Diyelim ki Vipav yalan söylüyor. Ve kız kardeşini onunla yakınlaşmaya çalışmıyordu. Söyle o zaman. Kız kardeşin neden onun odasına gitti? Hem de tek başına. O odaya kendi isteğimle gitmedim muhtar. Oraya kandırılarak çağrıldım. Duty yanıma gelip elbisesini düzeltmemi istedi. Onunla birlikte gidip elbisesini düzelttim. Ama sonra beni odaya kilitledi. Ve o sırada Vipav odadaydı. Onun odasına neden tek başıma gideyim? Bu doğru değil ama. Elbisemin hiçbir şeyi yoktu. Seni o odaya neden götüreyim ki ben? Bu olaya en azından beni karıştırma lütfen. Yalan söyleme Jyoti. Boş ver. Onunla konuşmak anlamsız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.